Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Lies of P severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim, bir önceki bölümümüzde aslında biraz gıcık bir mini bozardan çıkarmıştık. Bu bölümümüzde onun ardındaki bölgeyi keşfete gideceğiz. Öncesinde sahip olduğumuz ergoları harcamak istiyoruz. Sofia ile konuşuyorum. Burada kapasite 15'i çıkartıyorum. Kapasite 15 yaptıktan sonrasında tekniği arttırmak istiyorum. Tekniği 20'ye kadar çıkarmak niyetim var. Buraya geliyorum. Legion Arm craftlamak istiyoruz. Burada Craft Legion Arm diyorum. Daha sonrasında şurada en sağda Falcon Eyes opsiyonumuz var. Yani düşmanlara uzaktan bir nevi bir bomba fırlatma imkanımız oluyor. Onlar daha sonra infilak ediyorlar. Bunu craftlamak istiyoruz. Özellikle bu bölge ve sonrasındaki içeriklerde bir tık daha bundan faydalanacağız. Bizim biraz daha işimize gelecek diyebilirim. Bu arkadaşlarına Falcon Eyes'e geçiş yaptım. Legion Arm'ları modifiye edebiliyoruz bildiğiniz üzere. Bu arkadaşı hani biraz daha güçlendirebiliriz. Vurduğu hasarı daha fazla arttırması adına. Aynı zamanda işte etkisinin yani daha geniş bir alan patlaması için. Ha, burada ikinci bir şey içeriği var. Equip One Time Shot diye yani birincisini sıktığınız anda ikincisini sıkma imkanı tanıyor. Bunlardan faydalanabiliyoruz. Yani dilerseniz bundan faydalanabilirsiniz. Ben şu arkadaşı almak istiyorum. İkincisi şimdilik almayacağım. Quick Load'a şu an için ihtiyacımız yok. En azından ben olmadığını düşünüyorum. Öyle ifade edeyim. Geliyorum buraya. Şimdi bu bölge büyük bir bölge. Gönül ister ki burayı tek videoda aradan çıkartabileyim. Niyetim o. Gerçekten tek bir videoda bu bölgedeki her bir içeriği tamamlayabilmeyi hedefliyorum. Fakat çok sıkıntılı düşmanların olduğu bir bölge. Özel bir status efekt var burada. Bu status efekt fullendiğinde direkt olarak ölüyoruz. O yüzden tehlikeli de bir bölge. Elimden geldiğince uygun bir şekilde bölgeyi keşfedip tamamlamaya çalışacağım. Umarım bir aksilik olmadan bu bölgeye ait olan bütün içerikleri bu videoda tamamlayacağız. Olmazsa ikinci videoda aradan çıkartıp devam ettireceğiz. Çok güzel, çok lüks bir bölgeye gelmiş bulunuyoruz. Yani görüyorsunuz zaten tasarımları vesaire ışıklanması çok hoş. Oyunda benim mekan olarak, mekan tasarımı olarak veya öyle ifade edeyim. Beğendiğim bölgenin tanesi burası. Benim hoşuma gidiyor bu lüks dizaynlar. Evet, okey. Şimdi ilk olarak sağ taraftan gideceğiz. Şimdi dikkat edin, bu arkadaşlar sarı sarı parlıyorlar. Sarı sarı parlıyorlarsa bir miktar daha az hasar alıyorlar. Ve bu vurduklarında Disruption isimlerinden bu debuff'ı bize diyorlar diyelim. Ya, tam nasıl tercüme edeceğimi bilemedim. Efendim. Disruption fullenmesi durumunda bizi öldürüyor. Burada çok fazla hızlı koşmamaya dikkat edin. Yani çok aceleniz yok zaten. Video gerekirse 30 dakikaya kadar kısa olur, çok dert değil diye düşünüyorum. O yüzden gerekmeyece koşmayacağım. Ya da hızlanmayacağım. Böyle ifade edeyim. Şimdi buna sebep olan karakter aslında hemen şu sol tarafımızda bulunan karakter. Bu karakterin bir saldırısı var. Şu şekilde. Bu saldırı yaparken yakınında duruyorsanız Disruption'ı full olarak yiyorsunuz kendinize. Ellerini böyle aşağıdan yukarı kaldırıyorsa her iki elinde aynı anda bilin ki bu saldırı yapmaya hazırlanıyor. O kaçmaya çalıştığımız saldırıyı. Legion Arm'dan burada faydalanabilirsiniz bu arkadaşı öldürmekte. Sakıncası olmaz. Aldık. Öğrettik onları da okey. Çünkü bu kısmı yani bu sağ taraftan çıkmış olduğumuz kısmı tamamladıktan sonrasında tekrardan dinlenme yerine gidip kaydedebiliriz. Yani tekrar potlarımızı vesaire yenileyip öyle gelebiliriz. Sıkıntı değil. Şimdi bu bölgeyi keşfederken özellikle şuradaki bu stamina recovery yerine, ay yanlış şey bakıyorum ben, pardon. Şu arkadaş yerine şuna geçiş yapıyor olacağız. Disruption'ın daha fazla defansımız olsun. Disruption'ın daha rahat engelleyebilirim diye. Ve kırmızılar içerisindeki Adrenaline Core'yu bulmuş olduk. Kim sen? Sen bir müzik dinlemek için. Ben
petrification disease took away my songs, riddles. I was fooled by him. He said this place was a shelter. Patricia, I'm so sorry. Şimdi burada benim müziğimi dinlemeye mi geldin? Eğer öyleyse kusuruma bakma, üzgünüm. Bu petrification disease'den, o petrification hastalığından ötürü ben sesimi kaybettim. Bulmacalar diyor. Bana diyor buranın güvenli bir yer olduğunu söylemişti. Beni kandırmış. Biz rahat biliyorsunuz telefonla ulaşan ve bulmacalara veren bir karakter var. Hani onun tarafından bir nevi kandırıldığını ifade ediyor. Patricia diyor, çok özür dilerim. Şimdi zamanında bizim hotel... Yani bir diyor meyvenin tadını çok özledim, çok isterim vesaire gibi bir cümle kuruyor. Zamanında bizim Hotel Krat'ta resepsiyon diyeyim. Yani resepsiyondaki karakterden, Polensia'ydı galiba, ben ismi hatırlamıyorum. Ondan aldığımız bir elma vardı. Elmayı kendisine veriyoruz. Oh, thank you. Oh, this is the sweetest apple I've ever had. I can't stop death from taking me, but I have enough strength to confess my sins. Can you listen to my last confession, Patricia? I coveted your voice. If I can't match it, then even if I have to break you, Adelina Corday must have it all. I know it's wrong, but still, I love you. Şimdi burada aslında bizlere bir günah çıkarması yapmaya çalışıyor, bir itirafta bulunuyor. Zamanında bizim gelmiş olduğumuz White Lady isimli bir karakter vardı. O White Lady karakterinin kız kardeşi kendisi. Eğer ki buraya hani şu maskeyle gelirseniz, onu ben yapmadım, benim hatam çok dert değil. Şu maskeyle gelirseniz hani özel birkaç tane yorum veya diyalog alma imkanınız oluyor. Günün sonunda aslında o White Lady karakterinin White Lady karakteri kendisinden daha iyi şarkı söyleyebiliyor. Fakat bir nevi kıskançlığından ötürü, bir nevi narsistik yapısından ötürü onun sesini bir nevi engelliyor. Ona bir nevi komplo kuruyor. Ve çok özür dilerim diyor Patricia diyor. Ben diyor her şeye sahip olmalıyım. Bunun diyor yanlış olduğunu farkındayım ve ben yine seni seviyorum. Buradan mırıldandıklarını duyabilirsiniz kendisini. Sallanmakta olan bu alev parçasının oraya gideceğiz. Henüz değil. Şimdi eğer ki hani buradaki yaratıklar düşmanlar mesela kapışırken çok fazla can kaybettiyseniz ya da işte Legion Arm falan çok sık kullandıysanız gidip dinlenebilirsiniz. Çünkü yeni gideceğimiz bölgeye tekrar burayı uğramamıza gerek olmayacak. Dolayısıyla hani düşmanları tekrar öldürmeyeceğiz. Sadece ortalık kısmında çıkan bir tane düşmanımız vardı. Onlardan çıkmamız gerekecek tekrardan. Şimdi buraya yaklaşırken önce soldan bir tane düşman geliyor. Of. Disruption noktasına dikkatli olun. Yani kullanma sonunda direkt ölüyoruz. Hani şeyimiz yok. Tabii ki burada hani onu da söyleyeyim. Şu arkadaş yerine şundan faydalanabilirsiniz. Yani Special Purification Ampul galiba. Ondan faydalanabilirsiniz. Kullanmanız durumunda disruption sıfırlar. Hani kritik bir anda ben de koyayım. Kritik bir anda kullanabilirim diye. İhtiyaç olursa gibisinden. Duvara çarptı. Her ne kadar teknik statını arttırmış olsam da burada boss level'ını kullanmıyormamın en temel sebebi bu düşmanları öldürürken stagger etmekten faydalanıyorum. Biliyorsunuz bu hareketi yaptığımda disruption olacağını. Line of sight'tan faydalanabilirsiniz. Yani bu şeyin arkasına geçerek, kolonun arkasına geçerek bir miktar kendisinden kurtulabilirsiniz. Oh hayır. Bunu ilk kez yapar. Daha sonrasında
büyük olan saldırısını yapar. Aceleci olmak bu düşmanlara karşı ölümünüzü garantiler sadece. Yavaş yavaş, yani belli bir tempo ile kendisine saldırarak kendisini öldürmenizi tavsiye ederim. Aşağı indik. Tamam, oradasın. Okey, süper. Şimdi, burası açık bir koridor ve tahmin ettiğiniz üzere bu karakter tek başına değil. O yüzden az önce oluşturduğumuz Legion Arm'dan faydalanıyoruz. Her ne kadar faydalanmış o sistemde vuramamış olmama rağmen. Bir miktar canı azalsın istiyorum bunlarla. Yani derdim aslında o. Arkadaki düşmanlar gelmeden. Hem arkadakiler hem kendisi bir tık fazla zorluyor yani. Acelemiz yok dediğim gibi yani. Yavaş yavaş aheste aheste vurkaç yapa yapa bu arkadaşları aradan çıkartabiliriz. Aceleci olmanın bir katkısı diyor açıkçası. Yani bizi... Özellikle bu noktada arkamızdan birileri kovalamıyor ya da bir timer'a karşı savaşmıyoruz. Bu arkadaşlardaki bu sarı buff'a sebep olan karakter arkadaki bir örümcek gibi olan büyük olan karakter. Yani onu çok tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim istedim. Burası biraz tehlikeleşecek karşıya doğru ilerlerken. Önce sol tarafa dön. Burada karşıda bir yol olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu sallanmakta olan ahizenin olduğu yere geldiğimizde aşağı düşerek ilerleyebileceğimizi öğrenmiş oluyoruz. Burada teknik amuletini elde etmiş olduk. Onu şöyle göstermek istiyorum. Tekniğe artı 4 veriyor. Hani bu mantık olarak hani belli başlı build'larda kullanabileceğiniz bir içerik oluyor. Biz teknik build'a giderken tekniği artıyor eklemek istersek bundan faydalanabiliriz. Yani statlar arttırmadan statlar artmış oluyoruz bir nevi. Yine bir tane challenger'ımız var burada. Sınırsız sayıda bomba alabildiğimiz için özellikle böyle risk teşkil eden düşmanlara karşı ben bu bombaları kullanmayı tercih ediyorum. Buradan yine bir tane silah elde etmiş olduk. Saldırdığımızda bir nevi patlama efekti oluşturan özel bir silah kendisi. Bu az önce görmüş olduğumuz NPC karakterin heykeli. Göstermek istiyorum. Şu an dümdüz kayıt noktamıza giden bir kestirmeye ulaşmış olduk. Karşı taraf gördüğünüzde boss olası. Zaten sol tarafta direkt şeyi var. Karakter summonlama içeriği var. Şuradan şöyle düşüyorum. Bir yeni konvertör içeriğimiz var. Şu kısmı alabileceğimiz şu arkadaş. Eğer ki hani
Ben de olduğu gibi size statları şey yapıyorsa, daha iyi geliyorsa size, yani asite karşı içeri düşürüyor olsa diğerini yükselttiği için buna geçiş yapın derim. Çünkü ağırlık noktasında aynı ağırlığa sahip. Asit içerikleri daha çok biliyorsunuz canavarım soğan insanların kullandığı içerikler oluyor. Bir saniye, şuydu galiba anlaşılan değil mi? Aynen, günün şeyi, performansı. Krat'taki en ünlü şey şarkıcı buraya geldi, fakat ne yazık ki dili kesildi, yani dili, gibi bir cümle var burada. Hani bir nevi bunlara haberdar sevgili Riddles kardeşimiz. Daha öncesinde gideceğiz. Şimdi bu bir nevi kısa yol. Hani bunun kısa olup olmayışının değerlendirmesini size bırakıyorum. Az önceki heykelin olduğu yerdeyiz. Oradaki yorumu size bırakıyorum. Bir çık yapın buraya. Çok şey yapmanıza gerek yok. İçeride olmanıza gerek yok. Gerçekten mi? Bunu riske etmek istemiyorum. Ritimleri bir tık böyle kopuk. Oo, silahımız gidiyor. Fark etmedim. Dediğim gibi ben bunu unutuyorum, lütfen siz de unutmayın. İlk videoda anlatmıştım diye hatırlıyorum. Yani ben bunu yapmayı hakikaten atlıyorum. Atlamamaya çalışın. İyi ki uyardı oyun. Bu Venini'nin aslında butlerına vereceğimiz bir item. Bu item sayesinde onun sattığı belli başlı item'ları tekrar alma imkanımız olacak. Hem de yeni birkaç tane içecek satacak. Bu arkadaşlar burada da var. Yukarı çıkmayın. Bu kritik ya. Bununla yukarı savaşmaya çalışmayın. Çünkü yukarıda bir başka örümcekimsi düşman daha var. Gerçekten mi? Stamina'm bitti. Özellikle böyle uzun içeriklerde ben bir geriliyorum. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Bu kayda düşmanızda çok aşikar da. Yine bu düşmanları aşağı çekebiliriz. Yukarı savaşmamız şart değil. Ah.
O diğer ölüm çekintisi olan düşmanın buff'ı olmadığı müddetçe daha fazla hasar oluyor. Daha rahat öldürüyoruz. Buna bir tane collectible alacağız. Genellikle şurası gözden kaçıyor. Arkada bir tane sandık var. Sanırım bölümü gerçekten 20 küsur dakikada bitirebileceğim. Sevindirici. Aşağı indim. Aşağı indim. Şimdi lambamız parlıyor da onu görmezden gelseniz olur. Çünkü bizim yani bulmamızı istediği karakter ileride. Hem solumuza düşman var, hem sağımıza düşman var. Çıktığınız anda burası tehlikeli bir yer. Sakın kesin bunu kovalamayın. Yani onundan düşecek olan upgrade materyale ihtiyacınız kesinlikle yok. Gerekirse birazdan bunları öldürdükten sonra alırsınız. Tamamen bait endeksi konulmuş bir karakter bu yani. Hani bunu kovalarken ölelim diye var. Oyunda ilk oynayışımda da bayağı belirtmiştim yani hani çok lüzumsuz tuzakları olan bir oyun diye. Bu da bence onlardan bir tanesi. Yani sırf zor olsun, sırf oyuncuları tuzağa getirsin ve çıldırsınlar diye yapılmış gıcık gıcık tuzaklar var. Bu da onlardan bir tanesi. Burası da aslında bir önceki videonun sonunda görmüş olduğumuz kestirme olan bir tanesi. Tekrardan bu kayıt noktamıza geri gelmiş olduk. Buradan ışınlanıyorum. Hotel Krat'a gidiyorum. İlk olarak şu arkadaşla konuşuyoruz. Kendisine bu içeriği teslim edeceğiz. Master Vanini carefully curated this collection box himself. With it you have returned to us what was stolen. You have our gratitude. The House of Vanini always keeps a few special items in the private reserve, sir. Only for our more discerning patrons, of course. Burada purchase dediğiniz zaman tekrardan mesela motivatik rankları işte burada mesela biz bir tane alabiliyorduk. Yeni iki tane geldi. Teknik rankları bitmiştik. Burada iki tane daha artık var. Hani biten belli başlı içerikleri çoğaltmış olduk. Tekrar alma imkanımız var. Belki biraz daha kıymetlisi Acid Grindstone ve Indomitable Grindstone alabiliyorsunuz. Acid Grindstone tahmin edeceğiniz üzere asit hasar bulmanıza imkan tanıyan Grindstone tipi. Indomitable ise kullanmanız durumunda bir müddet boyunca aktif olduğu müddetçe sizin gardınızı arttırıyor. Burada Tyrant Murderous Dagger Blade var. Hani oyunun başarılarını almak isteyen arkadaşlar bunu alacaklardı düşünse ben de bunu alıyorum. Ortak bir ergo miktarına ilerleyebilirim diye. Bir diğer içerik bu. Carcass'lara bulmuş olduğumuz hasarı arttırıyor aslında. Hani bunu da envanterimize eklemiş olmak istiyorum. Buradaki diğer içerikleri dilerseniz alabilirsiniz. Hani işte fiziks belli başlı hasara karşı sizin defansınızı arttırıyor. Size kalmış. Ben daha çok şunlara para harcamanızı tavsiye ederim. Hani Balance Crank, Motivity Crank ve Teknik Crank'lara. Balance hem Motivity hem Teknik gidiyorsanız, Motivity direkt Motivity gidiyorsanız ve Teknik Crank ve Teknik gidiyorsanız aslında hasarınızı arttıran içerikler oluyorlar. Onlardan faydalanabilirsiniz. Şimdi burada şu Disruption içeriğini kaldırıyorum. Onun yerine bir saniye şu yapamadım. Süper. Ne ekliyorum? Daha sonra Vanini ile konuşuyorum. Kendisine bulmuş olduğumuz Cryptic Vessel teslim ediyoruz. No trouble at all. I almost consider it my oldest hobby. Trust me, I won't let you down. There we are. A deciphered cipher just like, well, just like I used to make. If you ever need me to help you decode another message, I'm at your service. Buradan bir tane içerik elde ettik. Burada görüyorsunuz ki yani bir işaretlenmiş bir kısım var. Burada hani check the grounds at the Cliff of Krat Central Station Street where there is a good view of the ocean and Krat landmark şeklinde bir yazı görüyorsunuz. Bu bir puzzle aslında. Puzzle da şu. Teleport diyoruz. Şuradaki
Cresina Alley denen kısma gidiyoruz. Zamanında Hotel Krat'ı gördüğümüz ve hani onu görmek için optimal lokasyon diye bir cümle aldığımız kısma gidiyoruz. Gemini'nin ilk diyaloglarından bir tanesiydi orası. İlk boss'umuzla kapıştığımız kısma geri döndük aslında. Burayı şöyle ilerlesek daha rahat olacak gibi hissettim şu an. Tam olarak burası. Şimdi buraya geldiniz. Bir saniye. Buradan karakter info değil. Gesture'larımız vardı hatırlarsanız. Bir tane gesture'ımız check ground, yani yeri kontrol et gesture'ı. Bunu kullanıyoruz. Ve gördüğünüz üzere iki tane içerik elde ettik. Yani yine bir tane şeyimiz var. Kostüm içeriği. Şöyle bir şey. Havalı olduğunu düşünüyorum ben bunun açıkçası. Tekrardan otele geri dönüyorum. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.